Evet, Seven Days to Day severler. Bülent'i yayın açılışlarında susturmakta sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşı susturuyoruz, kıkırdamalar devam ediyor. Yani Bülent bizim neşe kaynağımız. Abi, bir geri falan sayıyorsun bile ya. İyice strese giriyorum. Zaman gerekiyor ya. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Ekipte bir tek İbrahim yok. Şu an herkes burada. Biz geceyi burada geçirdik. Ben 7 tane et getirdim. Arkadaşlar bir güzel karınlarını doyurdular. İşte doyuracakları kadar. Şimdi yalan. Tekrar ava çıkıyorum. Yine çölü arayacağım. Yalnız Bayram'la Sercan arkadaşımı tebrik ediyorum. Beyzi bildiğin halletmişler. Yani adamlar burayı bir gecede kazdı ya. Bu nasıl bir azimdir? Bu arada Erdem'le biz de şuradan kaçış yolu yapıyoruz. Yani şimdi biz çok derine indik ya. Bakın ciddi bir derine indik. Yani Screamer'ları zaten üstte bile olsa bizi duyabilecek mesafede değiller. Çok derindeyiz. Bir de bu gizli çıkışı yaptıktan sonra bizim Screamer'larla bir işimiz kalmadı. Onlar yukarı takılsın dursun. Bunlarla hiçbir bağımız yok bizim. Bunu yaptıktan sonra bir de yiyecek problemimizi çözdükten sonra direktman 21. geceye Hort tuzağımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Onunla ilgili çok güzel bir planımız var. 3-4 kişi bu işe güzel kafa yorduk. Çok güzel bir şey çıktı. Onu biraz daha geliştirip bayağı eğlenceli Hort geceleri geçireceğiz. Öyle düşünüyorum. Levent abi aklıma bir şey geldi. Buyur abi. Şu an kaçıncı gün ya? 7. geceyi geçireceğimiz ağaçlar hazır mı? Büyülü mü onlar? Bakmam lan. Büyücü yetişir herhalde. Şu an daha 5. gündeyiz. Bir bakarım şimdi. Abi bir şey soracağım. Dışarıdaki şamaçların siz mi ettiniz? Ben onları kırdım da. Kesme lansak onları. Şaka şaka dokunmadım. Bak bir sustum. Bak bir sustum farkında mısın? Aynen söyleyecek gibi. O çam ağaçlarını yakmayı yani bir geldi gitti şöyle bir. Bir gerilim yarattın değil mi abi? Yalnız şey yani gizli çıkışın şekli ki senin Star Trek'e benziyor. Gene Star Trek gibi yapalım orayı ya. O çok güzel olmuştu. Ben çok beğendim onu. Şimdi evet. Bulun abi. Çekicim, içim, arkadaşlar mikser yapabiliyorum. Bak bilimi falan açtım. Şu an skill'le hiçbir sıkıntım yok. Construction tools'umun artması gerekiyor. 20 olması lazım. Construction tools'um benim şu an 12 olmuş. Benim biraz daha kazmam gerekiyor. İsterseniz ben çıkmayayım. Kazıyım 20 olayım. Abi sen kaz ben sen git demek. Sen ne yapacaksın construction tool'u? Mikseri yapıyorum Bülent. Mikseri yapacağım. Peki. Bir dakika. Kaç level'sın sen? Ben... Bakalım kaç level'im? 14. 13. Ben 14. 8, 7. 2'şer 2'şer abi. Sizde 2'şer 2'şer mi gidiyor level? Yok abi. Neyse. Şimdi ondan videoyu durduruyorum. Hemen geleceğim bir ayar yapıp. Construction tool kasman lazım abi. Ama iron balta istiyorsun. Mantıklı değil bence. Abi odun... Taş balta yedi ben bu dersin abi. Ben construction tools kasmaya çalışmıyorum. Evet. Mining tools kasmaya çalışıyorum. Ha mining mi? Tamam o zaman. Pirahat dur be. Neyse kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Avdayız Erdem'le beraber. Yalnız savanayı bulduk. Ha. Çok çok şey var ya. Akrep var. Akrep ya, var, şey de var. Başlatmıştın. Ne oldu ona? Kapattın mı onu? Kapattım da ben ya? O ha? Akrebi alalım mı? Dur abi, o akrebin yanındaki ağaçtayım ben. Şeyi kırmaya çalışıyorum. Vurabilsem vuracağım. Bülent, bir şey diyeceğim de. Bir sürü buğday buldum. Şu an 20 tane. Bu ne ya? Zonda white grain diyor. Ha? Vuruyor mu orada? Niye öldü. Lan. Ah.
Et bulmamız lazım Erdem, et. Et bakıyoruz, 10 tane var üstünde. Akrep geliyor karşıdan. Yes. Benim odum kazmam lazım. O deri çıktı lan köpekten. Bunlar buğday herhalde ya. Evet, buğday. Bu nasıl bir şey ya? Akrebi öldürsenize. Dur. Kokum yok. Nerede? Nerede? Ben ağacın dibindeyim. Bana yakın. Dikene girdim ya. Nerede o? Şu. Geri çekil, çok hızlı. Kaç. Öldü. Şurada kömür madeni gibi bir şey var ya. Hı. Ya şu an onlarla bakterciye miyiz? Yükçe toplamamız lazım bolca. 110 bin tane toplayın. Sizce girebileceğim mi ya oyuna ben? Girersin ya. Girmiştin. Bir orijinal açıp sonra girmiştin, hatırlıyor musun? Lan. Ne oldu? Tek attı lan. Gergedan var orada. Oo çok iyi. Dur. Öldüm lan geldiğini nereden gördüm, escape'e basamadım ya böyle bir şey. Ama gelmiş bak, gelmiş. Lan öldün ya. Yalnız gördün geldiğinde değil mi? Ya escape'e basamadım, gölgesini gördüm de 40 saat üstümde yer yok diye almadı. Ya bir aç oyunu artık ya. Senin çantalarda da kutularda da yer yok anasını. Ya bir yerde yok neyse. Çok. Bu eşyayı ne yapıyorsun ki üzerinde? Koysan oraya. Shotgun mermisi falan olacak. Lan ne oldu? Kapı çıktığında çok kapandı. He? Levent nerede? He. Abi sesini anlamıyorum ben. Evet. Fazla geçebilirdim. Sen ok yapsaydın ya kendini. İçerim ben, içerim. Odun yok ki, baksana. Abi yerdeki şu çalı gibi şeyler var ya, top gibi. Onlar da bak şuna vur, yumrukla bir sürü odun çıkıyor. Tamam. Bak şunlar var ya. Bak sağında, bak önünde, vur ona. Öldür gerek. Ya sen geriden izliyorsun, geriden. Ya dikenlere dokunmaktan 46-49 canım kaldı. Abi yerdeki çalıya vursana, ağaca vur. Da şurada çalı var ya, büyük. Büyük çalı. Ona vur. Kök gerek yok.
Videoyu durdurmuştuk arkadaşlar. Dalgınlığımıza geldi. O arada iki kere öldük. bir tanesi ağaca çıkarken frame'in içine girdi köpek. O frame'in içinde köpek olduğu için üstüne frame atamadım. O yüzden öldük. İkincisi de yolda zombi bir kere vurdu. Çakal eksikti. Frame'im de yok. Çok güzel. Stamina da bitti. Öldüm ya. Ben gidemiyorum çantaya ya. 3 etti arkadaşlar. Zaten çantayı almadan önce sen Levent abi, onlar kaybolmuş o çantalar. Çanta kaybolmuyor, sadece işareti kayboluyor. Ben savanaya ulaşamıyorum ya, mümkün değil ya. Gerçekten ulaşamıyorum yani. Köpek bir kere vurdu ya bana. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ya gerçekten sinirim bozuldu. Yağmur yağıyor, 2 adım atıyorsun staminan bitiyor. Yani onca skill verdim, seksüeliti bilmem neye. Yok, koşamıyorum ya. Nereden de öldüm? Yok, ben zaten soyunmuştum ya. Biliyordum öleceğimi. Abi şuraya bak ya. Şöyle söyleyeyim, 5 dakika içinde 3 kere öldüm. Yani şurada 110 tane zombi öldürene kadar sadece bug yüzünden ölmüştüm. 5 dakika içinde 3 kere mi 4 kere mi öldüm. Onlar yeni oyunmuş. Arkadaşlar, eşyalarımı aldım. Geri dönerken tekrar öldüm. Neyse, oraya bir daha gitmeyeceğim. Orada herhalde bir sıkıntı var. Orada sürekli ölüyorum. İncek olayı başka şekilde çözeceğiz. O orada sanırım o sırtlan mıydı neydi? Onda herhalde bir sıkıntı var. Zaten bir kere vuruyor. Oyun dosyalarını kontrol edip nereden yapılıyor? Bir saniye söyleyeyim. Şeye geliyorsun. Steam'e. Bütün oyun doğruluğu diyor ama. Oyuna ters tıklıyorsun. Ha, bütünün doğruluğu. Evet, o. Sonra yerel dosyalara gelip oradan şey yapıyorsun. Oyunun dosyalarının bütünlüğünü doğrula. 5 dakika geriden geliyorsun ya. Steam'den yapacaksın ama. Steam'den yaptım zaten. Tamam, okey. Hayda, gece gece eve girerken Scream'un bağırırmış ya. Onlar için hepsi koşuyordur ha. Ay yok, daha gece olmamış. Ya bunu yapma ama ya. Ya bugün çok aksilik yaşadım zaten. Ya bir de... Ya bir daha bağırma ya. Neredesin? Seni görmüyorum bile. Ne? Kime bağırıyorsun sen? Girişi yapalım arkadaşlar. Büyük sıkıntı ya. Çıkarken de sıkıntı. Gece eve girerken de sıkıntı. Ben de üçüncü göze başlayayım bari, siz oradan ilerleyin. Bir şey soracağım, Run Game is Admin yapıyor mu? Ne? He? Anlamadım. Run Game is Admin yapıyor musun? Bir 7D2D mod launcher'ın bir ekran görüntüsü resmi atmaz bana ya. Atayım ben benimkini sana. At abi.
Ben niye büyütemiyorum göt kadar mı? Ya bir kere basarsan büyür. Daha büyük yapamıyor muyum? Ben de kocaman. Aa! Disable Unet'le mi giriyorsun sen? Ben Benim hep kuşa girdi. Ben yanlış şey yapıyorum şimdi. Şunu bakayım gene ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar çok derine indik. Çok derine indiğimiz için üstümüze screamer olsa bile bizi göremiyor. Mesafeden dolayı. Evet. O yüzden bundan sonra size de tavsiyem, eğer yer altına base kuracaksanız screamer'ın siz atıyorum görme şeyini, ben de tam bilmiyorum, araştırın internetten, atıyorum kaç kare ileriyi görebiliyorsa ondan 3-5 kare daha derine kazın. Böylece kurtulun. Ben kendi başıma oynuyorsam böyle yapmak düzdü. Ben kendi başıma oynuyorsam direkt olarak artık kazanmayacak noktaya kadar bir sınırı var bunun altında. Oraya iner, oradan başlarım oynamaya. Ya. O da gereksiz ki. Seni buradan niye göremiyor zaten. Hani niye daha fazla iniyorsun? Görmelerinden değil. Neden? En alttaki tabanı kırmanın ihtimali yok. Dümdüz bembeyaz bir taban var. Hoşuma gidiyor benim, o yüzden. Ha. Kırılmıyor, hiçbir şey olmuyor. Bang dın dın diye bir ses geliyor vurduğun zaman. Süper yani. Mutlak düzlük düşünsene, dümdüz. Hoşuma gidiyor öyle düzenli şeyler. Biz daha ne kadar gideceğiz böyle Erdem? Gidiyoruz dümdüz ama. Daha fazla gitmenize gerek yok bence. De, yo, işte çıkacağınız yer çok önemli. Şimdi yolu molu geçip de yeşile çıkacağım ben. Yeşile çıkma, tam yola çık. Yol çünkü düz. Yeşile kadar yolu geçmişidir bence. Yok, tam yolun altında. Ha, haritadan bakıyorsun. Tam yolun altındaysanız yukarı doğru artık çıkın. Çünkü yolun karşısındaki toprak düz değil arkadaşlar, meyilli. Eğer oradan çıkarsanız şeyi kapağa oturtamayız. Tam yollar çıkın yukarı. Dümdüz yukarıda mı çıkacağız? Ha, sadece delik yapacağız buraya, sadece onu mu yapacağız biz? Hayır, minibar çıkışı yapacaksınız. Buradan minibar çıkışı olmaz şu anda. İşte ne? Minibar onu, çıkışı yapmaya kalkarsak çok uzaklara bir yer olacak. İşte onu niye Ben ne yapmak istediğimi kazdınız, ben de sizinle beraber kazdım yani. Abi, şimdi yoldan sonraki yeşillik düz değil. Yol tam yoldan kapağın tam yolda olması gerekiyor. O açıya çıktığımız zaman oraya ulaşmamız lazım. Oraya. Şu anda çoktan yani şu anda buradan itibaren şey yaparsak nereye çıkarız biliyor musun? Hani bu yol kara şekli ya. Diğer yola çıkarız. Bence oraya çıkarız yani. Tamam, devam. Ya tamam, özledim. Tamam, almaya geldim. Lan boşu boşuna sildim ya. Hay Allah ya. Oldu, güzeldi mi? Sadece yanlış şeyi işaretlemişim. Düzeldi mi? Hayır, baştan yüklüyorum şu anda her şeyi. Ya bir dakika, şurayı bir ayarlayayım ben, bir dakika. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Abi bu şey yapamayız artık. Bu teneyi oraya kadar kazdık. Bundan sonra yukarı doğru çıkmaya başlayacağız. İki kare. Abi kapağı oturtamayız eğer düz bir yere çıkamazsanız.
Şimdi burası neresi bir bakayım. Bak ne yapın biliyor musunuz? Şuradan bir yerden... Ya tam yolun altındayız. Buradan sağa döneriz. Olur biter yani ne var. Olur. Mantıklı. Mantıklı Erdem. Aynen. Sağa dönün. İşte burayı bir 5 kare genişletiriz. Sağa dönler devam edelim. Aynen orası meydan olur. Oradan dörtlü devam edelim zaten. Bak orayı geniş yapalım. Bu üçlü yol o genişliğe çıksın. Oradan çıkış dörtlü olsun o yol. Çünkü kapak dörtlü. Anladın mı Sercan? Hem şey bozulmaz. Olmaz. Aşağıya ben kalıyorum. Sen üst tarafı temizle. Tamam. Aynen. Tam yolun altındaysan abi şeyi yap. O kareyi orayı yapalım. Meydanı ay o tarafa direkt kazma. İlk önce orada bir şeyi yapalım. Odayı yapalım. Odadan dörtlü kareyi nereden çıkacağımıza hizalayalım. Ya da odayı ona göre yaparız. Fark etmez tamam. Çıkacak yer belli ya. Şekilini 5'e çıkartacak mıyız? Efendim? Yok buradan çelerek çıkarız artık ya. Bir şey diyeceğim. O dönüş yere oda yapacağız ya bir tane. O odadan direkt yukarıya çıkış kapağı yapalım bir tane de. Hani tam minibar tamam, çıkışını evet. Kullanmayalım. Yayalar da oradan çıksın. Yapabiliriz. Kenara bir yere bir tane merdiven koyarsın. Dümdüz yukarı doğru kalır. Aynen aynen. Hatta oraya kule bile koyabilirsin istersen. Okçu kulesi filan gibisinden. Şeyleri bulmak için. Sıkırmalar için. Evcilik sıkırmalar avlarsın uzaktan. Sniper'la avlarsın. Gerçi orası şu an çok uzak. Yo çok uzak o değil ya. Aslında. Şey için, hunting rifle için uzak değil burası. Değil değil. Öyle kahverengi silah. Sniper için de değil. Ha, sniper gerçi yapamayız herhalde ama. Ama kapak kulenin içinde kalacak abi. O zaman oradan dışarı çıkış olmasın. Çıkış minibar kapağından yaparız. Oraya yapacağımız kapak kulenin içine açılsın. Kule yıkılsa bile zeminde gene bir kapak olsun ya. Yani. Tamam dur zeminde kapak olsun. Kulenin kendisine bir tane kapı koyarsın ne olacak? Koyup ben çelik kapı olsun. Çelik kapının 12 bin enerjisi var. 3 tane 24 enerjisi var pardon. Hangi zombi çözecek onu? Bence biz yolun ortasına direkt şey yapalım. Yalnız bu oyunda bilmiyorum. Kapılara direkt yöneliyorlar işte öyle bir şey var. Kapı o yüzden koymak istemiyorum. Yani lan, sen yokken bile gidiyor o kapıyı kırıyor. Bayana mı ödüyorsun? Ya sen yokken kırmıyor olabilir de yani hepsi birden kapıya yöneliyor bu sefer. Hah 20 oldum. Mikseri çakıyorum arkadaşlar. Hala mikser peşindesin. Abi bizi şu an coşturacak olan o. Ne diyorsun? Şimdi bu arada sen ne istiyordun? Ha bir skill vereyim önce de. Konsantre mix. Okey. Motor nerede? Burada araya oralara claim blok atmamız gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Kız yanılacak hiç yok. Adam şey yaparsın. Koyarsın. Yalnız ben neden 3 tane claim block zaten biri benimdi 2 tane. Biz kaç kişiyiz? 6. Ya milletin claim blockları nerede abi? Al sana bırak. Hı? Al sana bırak. Anlamıyorum ben senin dediğini ya. Çok kesik geliyor. Bandağı bırakmıştım ben. Yani yukarıda var 2 tane kapıyı ben attım. Onları getirmedin mi abi?
Evet. Şeyin girişine koymuşsun bir tane. Nereden indiği yere. Bir tane tabana koymuşsun ki. Tamam, biz 5 kişiyiz abi. 3. Biz kaç kişiyiz? Kasada bir tane mi var? Evet. Ne oldu? Acıktın mı benim karakter? Kamera. 10 tane mekanik partımız var değil mi? Onlardan çok ya. Bu arada bu odanın içine kazılacak bir şey kalmadı ha bundan sonra. Kazmayın burayı da. Bak yine gitmiş ha duvar delik. Bunu kim açtı lan buraya? Hayda bu da 30 tane mekanik part istiyormuş ya. Bu arada onlardan çok getirdim. Bakıyorsunuz yani. Kapısı niye açamıyorum ben? Heh. Ben de dolap açacağım. Mekanik parts arıyorum. Bir tane yumurtayı buraya bırakmışlar. Çürüyecek burada yazık yine. Ben koydum şeyin içinde yoktu. Yer yoktu. Kapıyı da bastım, mikseri de bastım. Kapı da... Beyler, spring, mekanik parts, elektronik parts bunların hepsini workbench içine bu da 40 saat aramayalım. Orada alıp alıp yapalım, geri yerine koyalım ya. Şurada bir tane patatesimiz var. Sakın yanlışlıkla yemeyin onu. Bir tane getirdim yiyecektim ben onu. Zeyn dedim ekerler. Sakın. Patates çok zor bulunan bir şey. Ve şu en çok can arttıran yemeği yapmak için en gerekli malzemelerden biri. Mısırla bu. Patates çok değerli. Mısırı gene buluyorsun da patatesi arazide bulamıyorsun. Patates şeylerde çıkıyor. Bazı evlerin içerisinde çıkıyor. Bahçelerde. Oradan çıkıyor. Evet. Çok çok değerli. Hele şu getirmiş olduğun lamba var ya. O şey. Onu bir scraplayayım ben. Vay ne biçim acı. Ama işte yiyemiyoruz. Yersek. Pişirip. Öyle miyiz? Evet, ben burayı yola soktum. Ne zaman işte o ilacı? Neyse, biz burayı kazmaya devam edelim arkadaşlar. Bir dahaki videoyu artık gündüz olduğunda açarım. Zaten bayağı bir 40 dakika yakın zaman olmuş. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.